Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Affınıza ve adaletinize kurban. Sizin affınız, adaletiniz bile buram buram zulüm kokuyor. Artık sizin ağzınızdan af adına, adalet adına bir şey duyduğumuzda ister istemez eyvah diyoruz. Eyvah, bunlar yine bir cinayet işleyecekler. Yine nice haksızlıkların veya çarpıklıkların altına imza atacaklar diyoruz. Özellikle şu yakın geçmişte bu hep böyle oldu. Hangisini sayalım? Ergenekon, balyoz vesaire, vatana ihanet, darbe, casusluk adına içeri alınanlardan kimse kalmadığı gibi her birine yüz binlerce lira tazminat ödendi. Son olarak casusluktan kesin ceza alan Enis Berberoğlu da garabetler içeren uyduruk bir sebeple bırakıldı. Böyle olunca bizler şimdilerde bir takım yetkililerin ağzından ileriye yönelik af veya adalet kelimelerini duyduğumuzda artık hiçbir ümide kapılmadığımız gibi tam aksine eyvah diyoruz. Şimdi yine birileri meclise böyle bir teklif sunuyor. Dikkatlice okuduğunuzda tüylerinizin diken diken olması gerekir. Biz kesinlikle aftan yanayız, adaletten yanayız. Fakat bildiğimiz bir şey var ki suç kime karşı işlenmişse affetme yetkisi ona aittir ve geride kalan varislerine aittir. Affın değişmeyen birinci ilkesi budur. En basitinden birisi size bir tokat vurmuşsa, camınızı kırmışsa, babanızı veya çocuğunuzu öldürmüşse, onu affetme yetkisi size, kesinlikle size aittir. Bu asla tartışılamaz. Devlet bu konuda asla söz hakkına sahip değildir. Bu konuda devlete düşen bir şey varsa, bu konuyu gündeme getirebilir, taraflar arasında aracılık yapıp birbirlerini affetmeleri için uğraşabilir, hakemlik yapabilir. Bir de suçlular kamu düzenini bozma adına ilave ceza almışlarsa onlardan vazgeçebilir. Yani cezanın o kısmını affedebilir. Peki devlet doğrudan kimleri affedebilir? Kendisine yönelik suç işleyenleri affedebilir. Evet, sadece kendisine yönelik suç işleyenleri. Peki affetsin mi? O kendi bileceği bir iş. Fakat bu noktada bir zulüm, bir çarpıklık var. Hangi şeylerin devlete yönelik suç kabul edilip edilmeyeceği? Verilen af önergesi ve bu istikamette oluşturulan algıya bakıldığında anlaşılan odur ki bugün İslam adına haksız yere yıllarca cezaevlerinde bulunanlar, özellikle FETÖ kumpas ve itiraflarıyla 28 Şubat zulmüyle içeride tutulan Müslümanlar yine içeride kalmaya devam edecekler. Yazıklar olsun bunca yıldır İslam ve adalet adına iş başında bulunanlara. İyi bilsinler ki şu ana kadar dış güçlerin saldırı ve hücumlarına karşı birilerinin dualarıyla ayakta kalmışlardır. Bugünden sonra bu duaların artık bedduaya dönüşme ihtimalinden korksunlar.